aklıma ne geldi? Ablacığım sen anlatmıştın. Nari'nin lise zamanında büyük bir aşkı vardı hani. Hayatım sen de dinle. Bir gün oğlan Nari'ni eve atıyor ve yemek falan pişiriyor. Ne hazırlıyor biliyor musun? Risotto. Ay kasabada risotto pişirmesini bilen bir sevgili. Sonra ne olmuş? Yok ya. Siz benim sarhoşken altıma ne bakıyorsunuz? Kesin uydurmuşumdur. Ay yok yok. Hikayenin devamı daha da vahim. Biri çiftliği yakmaya kalkışıyor. Meğer Nari'ne aşık bir çocuk değil, iki çocuk varmış. Ya ben aslında risotto yemem de. İşte gördün mü bak. Demek atlatmışım bu risotto travmasını. Ay ne kızıyorsun canım? Komik bir hikaye işte, konuşuyoruz. Ne var? Ayrıca niye ayrıldınız ki madem o kadar aşıktınız yani? Ya sen şu bir tabak pilavın yaptıklarına bak ya. Ben bilseydim kapuska söylerdim. Lafı kaynatma bence. O büyük aşk neden bitti anlatsana. Herkes merak ediyor değil mi? Ya bu aldattı beni ondan sonra. Ama benim bildiğimi bilmiyor tabii. Ben de çok enteresan bir yerden öğrenmişim. Kız dayımın kızı. Hadi dayının kızı. Kısmetsiz çocukmuş. Tesadüfe bak. Ya aynen öyle. İşte ondan sonra işte erkeğim ben olur böyle kazalar falan filan diye kandırdı beni. Ben de gencim kandım tabii. Ama o yüzden bitmedi. Başka bir şekilde bitti. Ama size anlatmayacağım tabii ki neden bittiğini. Deniz bir ara kafası iyiyken içer içer anlatır değil mi bütün anlattıklarımı? Benim biraz midem bulandı. Bu risottonun içindeki mide biraz şeymiş galiba. Ben bir banyoya gideyim. Bir şey söylemem normalde. Kardeşin canım o senin. Anlatabilirsin ne olacak ki? Oturup böyle keh keh benim iğrenç geçmişim hakkında konuşabilirsiniz. Sorun yok yani. Canım çok kötü durumdasın. Görüyorum. Ne olur affet. Özür dilerim. Ha? Deniz git masaya. Ben o masaya dönmeyeceğim. Tamam mı? Dönmeyeceğim. Senden de sülalenden de uzak durayım biraz. Nari. Sadiye. Abla çok kötü bir şey oldu. Ümmü teyze topladı herkes evine. Kimse de böyle kıpırdanacak hal yok. Yemek falan hazırladı. Hani biz bugün gittik ya doktora. Hani abimin kontrolleri için gittik ya. Anlatsana kız ne oldu? İşte. Haberler iyi değil delikanlı. Ne olmuş ki doktor bey? Bu ayak böyle kalır. Hani biraz daha iyileşir ama aksarsın. Aksar mı? Evet. Peki doktor, aksarsa nasıl futbol oynayacak bu çocuk? Futbol mu? Değnekleri atarsa büyük başarı. Ne futbolu kardeşim? Yani. Topal mı kalacağım ben?
Melisa olarak aldım getirdim vallahi. Bütün gece başımın etini yedi ya. Böyle bir şey olamaz. Bildiğim bunalıma girdi kız. He ben kaldıramam böyle bir şey. Barışın gitsin yeter artık. Acı sen neden bu kadar tepkilisin anlamıyorum. Alt üstü komik bir hikayeydi. Güldük yani. Ne var? Tamam. Bir şey demedik. Niye uzatıyorsunuz? Oturun bir kahve yapayım. Barışırız sonra. Ha şöyle. Ya Deniz, Deniz. Suya koy onları, suya. Ben işe gidiyorum. Telefonu çalıyor. Bakayım mı? Hayır, yok bakarım ben. Erol Bey ya. İşle ilgili herhalde. Açmayacağım. İstemiyorum konuşmak. Zaten bir karar vermem gerekiyor iş konusunda. Can dün gece yemeğe gelmedi diye bunlar yine kavga ettiler. Ondan da morali bozuk biraz. Yalnız bırakmaya gelmez. Birkaç gün sana emanet ediyorum. Göz kulak olursun değil mi? Tabii, tabii. Nereye gidiyorsun? Fırat beni çiftliklerine götürüyor. Biraz işleri varmış. Babası da merak etti tabii vurulma olayıyla ilgili haliyle. Anlayacağın artık aileye takdim ediliyorum. Hoş, ne hoş, ne hoş. Değil mi? Evet. Artık beklenen teklif de gelir herhalde. Öyle tahmin ediyorum yani. Kesin, kesin. Neyse. İyi bak kendine. Hoşça kal. Nari. Seninle bir yere gideceğiz. Nereye? Fırat Kazan. Fırat seni niye arıyor? Sermet'le ilgilidir. Sermet Karayel'le ilgili. Konuşmak istemiyorum zaten şu an ya. Ben onların avukatı falan değilim ki, değil mi? Yani bitti. Al bakalım kahveni. Hadi. Ben lokum alacağım. Neye bakıyorsun? Fırat'tan mesaj var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.